Şimdi böyle sizlere bakınca Allah'ın mucizesi gibi. Dışarıda herkes ben bu haramlardan nasıl kurtulurum? Haram bakmaktan nasıl kurtulurum? Haram görmekten nasıl kurtulurum? Gözlerimi haramlardan nasıl uzak tutarım derken sizler sürekli hem kendiniz hem nefsiniz, hem Rabbiniz, hem de başkanlarının imanı için mücadele içerisindesiniz. Allah'ın mucizesi gibi. Ne kadar çok bu noktada imtihan yaşayan var değil mi? Dışarıda büyük bir bela. Allah'ın belli noktalar için ikram ettiği şehvet, dışarıda tam bir azap ve bela unsuru haline geliyor. Ve insanlar sürekli soruyor, ben harama bakmaktan nasıl kurtulabilirim diye. Şimdi insanın iman gibi kuvvetli bir şeye dayanamaması, ve o imandaki lezzeti duyamamasının en büyük sebebi gözden giren haramlar oluyor. Hususiyetle gözden giren içeri girdiğinden, den ve damarlara girdiğinden, içeride bir ayaklanma başladığında akıl, kalp bu ayaklanmayı bastırmaya kuvvet yetiremiyorlar. Demek ki gözden dünyaya açıran pencere göz kadar ufak değil, baş büyük bir isyana gebe oluyor. Gözden giren sufliyat, haramlar, içeride tutmaya çalıştığımız ne kadar imani lezzet varsa hepsini içeriden çıkarıyor. Tam da böyle ben bu dünyaya karşı içimdeki biriktirdiğim manevi kuvvetle mukavemette bulunacağım derken gözden giren haram o içerideki bir miktar kuvveti de alıp kaçırıyor. Bir hadis var Efendimiz Aleyhisselam'ın beyan ettiği. Şöyle söylüyor. Harama bakmak şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Yani o gözden girenin tehlikesini anlatıyor. Bu sebeple Allah'tan korktuğu için harama bakmayı terk eden kimseye mükafat olarak Allah öyle bir iman verir ki onun tadını kalbinde hisseder. Yani senin gözünü muhafaza etmenin neticesinde gözüne girenden daha büyük bir lezzet vadi var ama maalesef insan buna müptela olduğunda içerideki o lezzeti arıyor, arıyor, bulamıyor. Çünkü zehirli oklar içeride var olan lezzeti de mayalayıp kendisi gibi zehirliyor ve kaçırıyor. Ve çok uzağa gitmemize de gerek yok. Eskiden sağda, solda, bilmem nerelerde bu haram bakışlar söz konusuyken şimdi o kadar uzak değil daha yakınımızda belki bir telefonda söz konusu. E böyle olunca şimdi biz sorsak kendimize desek ki biz Yusuf'ları hep kitaplardan mı okuyacağız? Meryemleri hep kitaplardan okuyup mu birbirimize anlatacağız? Musaplar hep 6. asırda mı kalacak diye insan kendisine soruyor. Daha sonra sizleri görüyor. Sizlerin kendinize böyle muhafaza ettiğinizi görünce hamdolsun bu ancak Rabbimin büyük bir ikramı olabilir diyor. Çünkü ateşler içerisinde gibiyiz. Ama Allah o ateşlerde bizi yakmıyor. Sanki ateşe berden ve selamen diye emir vermiş gibi. Yani bu dersi yaparken en büyük şef kaynağı sizlere yapmak oluyor açıkçası. Biz insanı bu haram bakıştan nasıl muhafaza edebiliriz bütün nefisleri harama bakma yanlıştır diyerek muhafaza olur mu insan böyle yapma yanlıştır diyerek muhafaza olur mu hayır hayır bunun tek bir yolu ve çaresi var o da imandaki lezzeti o kişiye duyurmak işte risale-i nur benim için bu cihetten kıymetli bir eser çünkü öyle ya da böyle benim gibi bir insana bile imandaki lezzeti bir nebze de olsa duyurup o oh, harama bakmaktan muhafaza edebiliyor. Yoksa haram bakan helal davranamaz ki sen sürekli ona emir yağdırıyorsun. Böyle bakma, şöyle bakma, böyle bakarsan öyle yanarsın, şöyle yanarsın, yan yanarsın, düz yanarsın. Adam en son diyor ki zaten yandık diyor, bari tam bakalım diyor. Tek gözüyle bakan ikinci gözü de açmaya başlıyor. Normalde bir genç yanıcı element, haramlar ise yakıcı elementtir. Aynı oksijen ve hidrojen gibi. Ama nasıl oksijen hidrojen birleştiğinde yangın söndüren su ortaya çıkar. Bunlar birleştiğinde de eğer iman var ise az önce bahsettiğimiz Hz. İbrahim'in ateşinde gibi Allah Azze ve Celle imana binayen o kişinin yanmasını muhafaza eder. Birçok insanın derdi o gençliğimde belli başlı sufli lezzetleri alayım ve bu yüzden de binek arabası olan gençliğinin gitmesini istemez. Ne belli gençliğin gitmesini istemediği? Kuaför salonlarından belli. Spor salonlarından belli. Saplement kullanımlarından belli. Sağlıklı yaşamlardan belli. Yaşı böyle almış tanıdığım birisi vardı böyle. Tam o sabah namazı saatinde kalkardı. Yürüyüş yapardı. Çünkü en bol oksijen o saatte olurmuş. Mübarek kalkmışken bir de namazını kıl da ebedi gençliği elde et. Ama olmuyor tabi. Akıl bazen başka yerlere kayabiliyor. Peki çare nedir buna karşı? Şimdi insan o haram nazarda en çok kullandığı binek, en çok kullandığı argüman ne oluyor? Gençliği oluyor. Peki bunda çare nedir çare? Şimdi siz Çocukken böyle kayısı çekirdeklerini kurutup yediğiniz oldu mu hiç? Yerdik değil mi? Hatta siz hala köyde biriktiriyorsunuz değil mi? Reyhan biriktiriyorsunuz, nane biriktiriyorsunuz, tarhana biriktiriyorsunuz. Şimdi biz o kayısı çekirdeklerini kırar kırar yerdik çocukken. Lezzet verirdi. Şimdi sayalım ki dünyada bütün kayısılar bitmiş. Elimizde de tek bir tane kayısı çekirdeği kalmış. Sonuncusu. Ben bu kayısı çekirdeğini çocukluğumdaki hevesatım gibi kırıp yesem bana vereceği lezzet 2 dakika ve yahut bilemedin 3 dakikadır. Ama ben bu kayısı çekirdeğini toprağa ekersem, sularsam, güneş ile buluşturursam ondan sonra milyarlarca kayısı beni beklemektedir. Biz gençliğimizi ya böyle bir çitleyeceğiz azda, 2 3 tane haram bakışa kullanacağız, feda edeceğiz ya da o gençliği toprağa, iman toprağına ekeceğiz ve bizi ebedi bir gençlik bekleyecek inşallah. Ama buradaki en önemli mani gözden giren haramlar. Bakalım Üstad Hazretleri bu noktada çok ilginç bir hatırası var. Çok ilginç bir hatırası. Kendisini haram nazardan muhafaza etmiş ve sormuşlar ona neden bakmıyorsun denildiğinde verdiği cevap hayret ve yol gösterici, hiç gösterici bir cevap. Buyurun okuyalım. Bismihi Sübhanehu. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela size hem acip hem elim hem latif bir macerayı hayatımı ve düşmanlarımın hem şen'i hem bin ihtimalden bir tek ihtimal ile hiçbir şeytan, hiçbir kimseyi kandıramadığı bir iftiralarını ve nura karşı istimal edilecek hiçbir silahları kalmadığını beyan etmeye bir münasebet geldi. Bahsedeceği şey artık şeytanın kullanacağı son silahlarında çöpe atılış hikayesi. Evet. Şöyle ki. Hayal etmeye çalışalım. Bu işler tefekkür ile sindirilip kalbe akar. Evet. Tarihi hayatımı bilenlere malumdur. 55 sene evvel ben 20 yaşlarında iken Bitlis'te merhum vali Ömer Paşa hanesinde 2 sene onun ısrarıyla ve ilme ziyade hürmetiyle kaldım. Üstad Hazretleri hangi şehirde? Bitlis'te. Kimin konağında kalıyor? Ömer vali Ömer Paşa. Kaç sene kalacak? 2 sene. Amaç nedir? Ömer Paşa'nın ciddi bir kütüphanesi var. Üstad Hazretlerinin de ilme iştahı var ve o kütüphaneden 2 sene boyunca faydalanacak. Bu sebepten dolayı kalıyor. 20 yaşlarında genç bir de. Az önce biz gençlik çekirdeği dedik ya. Üstad Hazretleri bu hatırada genç. Evet. Onun 6 adet kızları vardı. 3'ü küçük, 3'ü büyük. Evde birileri daha var. 6 adet kızları var. 3 küçük, 3 büyük. Evet. Ben 3 büyükleri 2 sene beraber bir hanede kaldığımız halde birbirinden tefrik edip tanımıyordum. Çok ilginç değil mi? Şimdi mesela bizde bu işin bahaneleri de çoktur. Üstad Hazretleri ben iki senedir o üç büyük kızı tanımıyorum diyor. Şimdi mesela biz bir kardeşi uyarsak, ikaz etsek. Kardeşim bak bu en zayıf damardır yapma. Bu noktadan harama girme. İlerideki evliliğin lezzetinden de çalma dediğimizde ne başlıyor hemen? Abi bir şey olmadı. Kalem sorduk ya. Merve'ye kalem de mi sormayayım abi? Ya kardeşim haram mı abi Merve'ye kalem sormak değil mi? Öyle itirazlar. Kardeşim o değil de işte setli zerayi yani. En başını kesmek lazım. Devamında ne oluyor? Abi Facebook'tan baktık alt üstü ya. Bu Facebook niye var abi? Çağ dışı mısınız? Facebook'tan da mı bakmayalım? Ama özellikle girmiş bakmış. Kalbe giriyor mu ok? Giriyor. Evlenmek istese babası müsaade etmez, anası müsaade etmez. Evlenmek istese imkanlar olmaz, şunlar bunlar olmaz değil mi? Ufacık yaştan hikaye başlıyor. Üstad Hazretleri bu yüzden o kapıyı hiç açmıyor. İki yıl boyunca aynı yerde kalıyorlar ve üç büyük kızı birbirinden ayırt bile etmiyor. Evet. O derece dikkat etmiyordum ki bileyim. Hatta bir alim misafirim yanıma geldi. Dikkat edin gelen normal biri mi? Alim bir zat. Evet. İki günde onları birbirinden fark etti, tanıdı. İki günde üç kişiyi ayırt edebilir hale geldi. Evet. Herkes bendeki hali hayret ederek bana sordular. Neden bakmıyorsun? Şimdi şöyle oluyor. Üstad Hazretleri 20'li yaşlarda Ömer Paşa'nın konağında kalıyor. Tam o esnada bir gün Üstad Hazretleri kapıya doğru yanaşan bir ses duyuyor. Ömer Paşa'nın büyük kızlarından bir tanesi. Yalnız Allahu Alem Üstad Hazretleri onun şeytani bir niyetle oraya doğru geldiğini bildiğinden kapıya yanaştığı anda defol diye bağırıyor orada kız odaya koşuyor hemen. Sabaha kadar ağlamaya duruyor. Öyle olunca da babası duyuyor ağlama seslerini Ömer Paşa. Geliyor babası. Diyor ki kızım ne oldu ne oldu niye ağlıyorsun diye sorduğunda kız başından geçen ahvali anlatıyor. Ve bu soruyu Üstad Hazretlerine babası Ömer Paşa soruyor. Diyor ki üstadım sen neden bakmıyorsun? Çok ilginç değil mi hatıra? Şimdi birisi şöyle bahsediyor. Eğer o gün Üstad Hazretleri o kapıyı açsaydı o açılan maddi kapıya binaen bütün manevi kapılar ona kapanacaktı diyor. Şimdi demek ki gözlerimizden bir şeyleri açıp giriyor ya gözlerimize böyle bize basit geliyor. İçeride demek duyabileceğimiz ne manevi lezzetler var. Ne kapılar var? Gözden giren o isabet eden haramlar içerideki bütün manevi lezzetlerin kapısını kapatıyor. Ondan sonra ne oluyor? İnsandaki gayret sönüyor. Ya çok namaz kılasım var ama bir türlü kılamıyorum. Kaç kez duyduk bu cümleyi? Sayısı artık say say bitmez. Bugün namaz dediğimiz dünyada fiili olarak yapılacak en basit olaylardan bir tanesi. Şu sehpayı kaldırmaktan kolay, çalıştığınız işlerden kolay, bir kafede çalışmaktan kolay, öğrencilikten kolay, şu kameraları kurup kaldırmaktan kolay ama bunu yapacak bir kuvvet içeriden gelmiyor. Neden gelmiyor? Hususiyetle. Gözden nazarlar giren sufliyat içerideki kuvveti dağıttığından insan da ne gayret kalıyor ne de o namazı kılmak için bir lezzet kalıyor. Demek ki bizim bu yarayı kapatmamızın zamanı geldi. Şu kolunuzu Şöyle 3 ay boyunca bağlasam ya da ayağınızı bağlasam, parmaklarınızı bağlasam bir azap duyar mısınız o organı kullanamadığınızdan dolayı? Aylarca kol kapalı kalsa kullanamamak ona azap verdiği gibi biz aslında kolumuzu kullandığımızdan dolayı da bir lezzet alıyoruz. Ya da gözlerimizi düşünelim. Şurada birimizin gözünü bir ay boyunca kapasak, bantlasak. Bir ay gözü kullanamıyor. Azap duyar mısın? Duyarsın. Daha sonra gözün açılsa artık gözünü kullanabilmeye başlasan bu bir lezzet verir mi? Verir. Bakın bizim içimizde bir latife var. Manevi organlar. Bu organlar maddi organlar bir de içeride manevi organlar var. Husus İsmetle bir tanesi var ki onun adı Latife-i Rabbaniye. Sadece Allah'ı anmakla, marifetle, ona kulluk etmekle doyan bir organ var. Şimdi sen bu organı kullanmazsan bu organ bağlı kol gibi kullanılmaya, kullanılmaya bir azap duyar mı? Duyar. Birçok insanın yanınıza gelip içimde bir ruhi sıkıntı var. Paranoyak olacağım. Psikologlara gittim, yine çözemiyorum dediği sebebi anladınız mı? İçeride kullanılması zaruri olan bir manevi organ var. İsmi Latife-i Rabbaniye tek gıdası Allah Azze ve Celle. Buna binaen ayet var. Kalpler yalnız Allah'ı anmakla mutmain olur, itminan bulur diye Rad suresinde ayet var. Ama kişi en önemli lezzet organı olan kalp organını çalıştırmıyor. Neden imanın lezzetini duyamıyoruz ve neden sufli lezzetlere kaçıyoruz? Bu anlaşılıyor mu biraz? Üstad hazretlerine sormuşlardı. Demişlerdi ki neden bakmıyorsun? Şimdi bakmamasına verdiği cevap çok muazzam, acayip bir cevap. Okur musun? Derdim, ilmin izzetini muhafaza etmek beni baktırmıyor. İlmin izzetini muhafaza etmek. O zaman harama bakmamak için bir yol bulduk. Nedir o yol? İzzetli bir hayat yaşamak. Peki izzetli bir hayat yaşamak için ne lazım? İlim lazım. İlmin izzeti. İzzet kime aitmiş? İlme aitmiş. İzzet başı başına oluyor mu? Olmuyor. İsim tamlamasına bakın. İlmin izzeti. Demek ki harama bakmamanın bir yolunu bulduk. Nedir o? İzzetli bir hayat yaşamak. Peki o izzetli hayat nasıl yaşanacak? İlim ile. İşte bu meclis neden kıymetli? Bu saatte yaptığımız bu iman dersleri neden kıymetli? Allah'ın izniyle bu medreseler gibi İstanbul'a ve sair inşallah daha diğer yerlere de bu medreseleri açmamız neden önemli anlıyor musunuz? Çünkü bu iş ilim verilerek, o ilim hayatlanarak, kişinin İslam'a dair ruhunu oluşturarak, ruhunu inşa ederek daha sonra o izzetli mertebeyi çıkararak o insanları haramdan muhafaza edecek bir şey olur. O ilmin izzetiyle mesafe ne kadar açılsa kişi dönüp de o aşağılara artık bakmaya tenezzül etmez. İnsanda dört çeşit hayat var. Bizim içimizde dört katlı bir ev var gibi düşünelim olur mu? Bizim Mersin'deki medresemiz de dört katlı değil mi? En yüksek manzara kaçıncı katta? Dördüncü katta. Aynı öyle hayal edeceğiz. İnşallah İstanbul'da da 44 kat olur. Şimdi birinci kata cemadat hayatı deniyor. Ne demek cemadat? Camit, cansız hayat. Mesela burada ölü derimiz falan var ya, değil mi? Onların yaşantısı camit, cemadat veyahut elementler ilahir. İkinci katta nebati hayat yaşıyoruz. Yani bitki hayatı var. Mesela saçımızın hayatı ne hayatı? Bitki hayatı. Durduğu yerden uzar. Veyahut belli başlı hücrelerimiz nasıl? Bitki gibi durduğu yerden büyümeye devam eder. Bu nebati hayat oluyor. Bir üst katta hayvani hayat var. Hayvani hayat bizim nefsimizin hayatı oluyor. Bu arada hayvan dediğimizde nefsimizi misal aleminde de öyle varsayılır. Bir kusura bakmayın köpek gibi düşünürseniz. Hani şurada bir köpek var. Oturdan anlar mı? Anlamaz. Durdan anlar mı? Anlamaz. Kalktan anlar mı? Anlamaz. Ne ister o? Yemek ister, uyumak ister, oyun vakti geldi mi oynamak. Yani konuşmalarla anlaşılmayan bir hayat mertebesi var. Ne diyoruz buna? Hayvani hayat mertebesi. En sonuncusunda da, dördüncü katta da meleki hayat mertebesi var bizde. İnsan sürekli bu dört kat içerisinde inişli çıkışlı bir hayat yaşıyoruz. Bazen ot gibi yaşadığınız oluyor mu? Bir tane artist var. Sürekli böyle Instagram'dan video atıyor. Yani Allah onun da bizim yardımcımız olsun. Yani ben çok ibret oluyor. Üf ya saat akşam 6 oldu diyor. Yeni uyandım. Bu saatte uyandır mı diyor. Ot gibi yaşıyorum diyor. Şimdi insanda bazen o mertebe oluyor değil mi? Hayat bitmiş. Bir şey yapmaya yani Allah hepimizi muhafaza etsin. Haram işlemeye bile mecal yok. Anladın mı? Hayatın hiçbir aksiyonu, manası, heyecanı yok. Ne gibi? Ot gibi. Bazen böyle yaşıyoruz. Hepimizde oluyor bu hal. Bazen o hayvani hayat mertebesinde yaşıyoruz. Neyin isteklerini yapıyoruz sürekli? Nefsin isteklerini. Bazen uykuda ortaya çıkıyor. Bazen yemekte ortaya çıkıyor. Ve çoğunlukla haram bir şeye bakmakta ortaya çıkıyor. Bazen meleki hayatı yaşıyoruz. En üst kata çıkmışız. Ne oluyor orada? Ya abi namazdan bir lezzet aldım. Arkadaş, oruçtan bir lezzet aldım. Tantuni yesen bu lezzet karşılığını bulamazdı. Öyle değil mi? Her örnekte de tantuni tantuni diyoruz da. Kardeşim bir yazmış geçenlerde. Abi başlarım dersine ben tantuni yemeye gidiyorum yazmış. Hep tantuni tantuni anlat anlat. Şimdi bazen o lezzet veriyor değil mi? Bazen oturuyorsun böyle Kur'an okumaya başlıyorsun. 5 sayfa, 10 sayfa, 20 30 sayfa. Ya yemek vardı, su vardı, çayın vardı, hepsini unutmuş. Neden? E ortada daha büyük bir lezzet varken. Dünyevi lezzetler artık gözde silik kalıyor. Şimdi bir insan o meleki hayata kuvvet verse, sürekli Rabbi ile bir ilişkide bulunsa sürekli binanın kaçıncı katına çıkmış olacak? Dördüncü katına çıkmış olacak ve izzetli bir hayat yaşamış olacak. Zengin bir adam düşünün. Bu zengin bir adam son model arabasında hiç böyle arabasını kenara çekip çöpü karıştırdığına şahit olur musunuz? Olmazsınız. Hatta ve hatta çöpün içinde altın olsa dönüp ona bile tenezzül etmez doğru mu? Şimdi biz binanın o meleki yaşantı olan son katına çıksak Oradaki lezzetleri duyabilsek dönüp haramların içerisindeki yani çöplüğün içerisindeki içkidir, zinadır, kumardır, iddadır, faizdir, malayani vakit geçirmektir, ilahir. Bunlar gibi haramları çöplükte arayıp bir lezzet arayışına girmeyiz. Neden? En zirve lezzeti tatmışsın zaten. Nasıl zengin adam dönüp çöplüğü karıştırmazsa biz de ilmi ve ilmin verdiği izzet ile o dördüncü kat hayata bir yerleşebilsek dönüp haramlara nazar etmemize ihtiyaç kalmayacak. Yani haramdan ve haram bakıştan kurtulmanın yolu haram bakma haramdır demek <laughs> değil. Adamı o mertebede yaşatmak. Şimdi biz bu dört mertebede sürekli yaşantı içerisindeyiz dedik değil mi? İniyoruz çıkıyoruz. Şimdi bir insan tam yolunu bulamasa ve sürekli alt kattan çağırsalar. Zile basıyorlar kumar var, zile basıyorlar, hadi kafelere, zile basıyorlar şuralara, zile basıyorlar, hadi gitmiyor muyuz? Şimdi bu adam bir süre sonra alt kata inçik inçik yorulur ve der ki ben artık babulumu toplayıp alt kata yaşayayım der. Ve alt kata yerleşince o insan ne oluyor? Tam bir hayvani hayat yaşamaya giriyor. Peki tam zıttı olsa insan kararsız yapıda. Sürekli üst kattan davet ediliyor, sürekli. Hadi sohbet var gel, namaz var gel, muhabbet var gel, bugün Kadir Gecesi gel. Hadi okuma kampı var gel. O insan bir süre sonra ne diyecek? Nefsini de ikna ederekten ben sürekli inçik inçik yoruldum. Ben en iyisi babulumu alayım en üst kat meleki yaşama taşınayım diyecek. Şimdi en alt katta manzara kaç metre? Belki 10 metre. Bir üst kata çıksa adam camdan baksa diyecek aa buranın manzarası daha derinmiş ya daha genişmiş. Bir üst kata çıksa diyecek ki Allah Allah bütün mahalle gözüküyor. En üst kata dördüncü kata çıksa diyecek ki ya o Mersin'in manzarası gözüküyor beni o birinci kata kim hapsetmiş diyecek. O adamı ikna etmenin yolu gel dördüncü katta çok güzel manzara var demek değil. Sen o insanı zaten dördüncü kata çıkarıp Mersin manzarasını ayaklar altına serdiğinde 10 metrekarelik izbe viran bir odaya bir daha dönmek istemeyecek. İnsanları bu haram bakıştan uzak tutmanın yolu haramdır bakma etme yapma demek değil. İmandaki lezzeti duyurmanın bir yolunu bulabilmek. Bu yüzden ne yapmamız lazım? Üstad Hazretleri şöyle diyor. Ruh'u işlettirmek, kalbi söylettirmek. Yani bir ham madde vermek lazım ruha. Şu an ham madde alıyor musun? Alıyorsun değil mi? Bir iman dersi var. Çok elzem bir şey. Peki namaz kılsan alıyor musun? Alıyorsun. Rabbin için geceni bölsen, ihya etsen alıyor musun? Alıyorsun. Allah için bir iş koştursan hem de zahmetli bir iş. Alıyor musun? Alıyorsun. Allah için infak etsen, Allah için fedakarlıkta bulunsan ne oluyor? Bakıyorsun ham madde girdi mi? Girdi. Ruh işlemeye başladı mı? Başladı. Ruh işledikten sonra kalp ne yapacaktı? Söyleyecekti ve kalp diyecek ki Bakma çöplükteki lezzete. Gel biz imanın lüks arabasına binip en üst kattaki yaşantımıza devam edelim diyecek. Şimdi bazen gelip diyorlar değil mi? Özellikle bizim gayrimeşru arkadaşlardan çok oluyor. Şu cümleyle başlıyorlar. Çok şahit olmuşsunuzdur. Abi şu hayatta tatmadığım lezzet kalmadı. Doğru mu? Sulusu, kurusu, öylesi, böylesi. Tatmadığım lezzet kalmadı. Evet ne oldu? Ama tükendim diyor. Niye tükenmişler biliyor musunuz? Çünkü onların penceresinden baktığında dünyevi olarak tatmadıkları lezzet olmayabilir. Ama Kur'an'daki derin lezzeti hiçbir zaman tatmadıklarından dolayı dünyanın tükenmişlik lezzetlerinden başka bir şey bulamamışlar. Şimdi biz en üst kattan bakan adam olsak mesela ve oradaki arkadaşa sürekli anlatsak üst kat böyle güzel, üst kat şöyle güzel. Adam göremediğinden diyecek ki hani nerede diyecek. Demek ki yolu sürekli onu bırak, onu bırak, onu terk et demek değil. Gel kardeşim birlikte çıkalım demek. Nasıl olacak bu? Derse gelecek adam. Bir vakit namazını seninle kılacak değil mi? Sen o adamın gönlüne öyle bir güzel gireceksin ki adam diyecek ki ya İslam'da kardeşlik dedikleri demek ki böyle bir şeymiş ya. Dışarıdaki menfaat ilişkileri kalbime derman olamazken buradaki muhabbet kalbime derman oldu diyecek. Yani yolu yöntemi çok fazla. Anlat anlat bitmez. Ama bunun yolu adama onu bırak bunu bırak demek değil. O dördüncü kata çıkarmak. Yoksa adam sürekli şunu sorar. Hani nerede o anlattığınız manzara nerede? Nerede der? Durur. Öyle değil mi? O yüzden oraya çıkarıp onu yaşatmak lazım. Yunus Emre diyor ki merhum cennet cennet dedikleri birkaç köşk ile birkaç huri isteyene onları ver bana seni gerek seni. Sen anlayabildin mi bunu? Ben anlayamadım abi. Şimdi ben cennetten çıkamadım yani. Şimdi Allah Azze ve Celle beni cennete koysa bilmiyorum yani. Ama o diyor ki hayır cenneti de istemem diyor. Niye böyle diyor biliyor musunuz? Çünkü çok yukarı çıkmış. Hangi hayat mertebesinden bakıyorsa Allah Azze ve Celle'nin yanında cennetin nimeti bile sönük kalmış. Anlıyor musunuz? Niye anlayamıyoruz o insanları onu anlıyor musunuz? Çünkü biz o mertebeye çıkmamışız. Demek dünyanın bütün lezzetlerini unutturacak ve içinde elem balındırmayan öyle bir yerlerde öyle lezzetler var ki bunlara talip olmamız lazım. Ama biz dünyada bir şeyi elde etmeyi bırak. Almayı hayal ederken bile cenneti unutuyoruz. E sen cenneti unutmuşsun. Rabbini, esmayı, cem esmayı, cemi nasıl anımsayacaksın? Kim bilir kaçıncı kattayız. O yüzden bu işleri yapmaya, bu işlerin pratiğine çok fazla ihtiyacımız var. Çok fazla. Şimdi az önce şöyle bir şey dedik. Bazen özellikle hayvani hayat mertebesinde kalıyoruz. Yani nefsin hayat mertebesi. Doğru mu? Nefsi neye benzetmiştik? Kusura bakmayın bir köpeğe benzettik. Şimdi sen şurada bir köpek olsa Köpeğe de komut versek. Yeme, içme, otur, şuraya pisleme. Dinler mi bizi? Dinlemez. Peki nefsin mertebesinde, nefsin katında yaşayan bir adama yeme, içme, etme desek bizi dinler mi? Dinlemez. Ve dedik ki bunun çözümü nedir dedik? Bunun çözümü o adamı alıp en üst kattaki hayatı o adama tattırmanın bir yolunu bulmak. Mesela biz bunun için... Zaman zaman okuma kamplarına gidiyoruz. Şimdi bir gün ben böyle anlatıyordum bir birine, anımsayamıyorum da işte biz gençlerleyiz, kardeşlerleyiz, okuma kampına gidiyoruz, bunu bunu yapıyoruz diye. Adam bir anlam veremedi. Dedi ki, ya azizim dedi. Böyle hayat yaşanır mı dedi ya. Nasıl yani abi dedim. Ya böyle hayat yaşanır mı dedi. Sizin gittiğiniz yerde TV var mı dedi. Yok TV ile yok. Peki dedi batak atıyor musunuz falan dedi. Yani <laughs> atmıyoruz değil mi? Peki dedi işte nargileler var mı? Kızlar çağırıyor musunuz dedi. Şu var mı bu var mı dedi. Hatta gerçekten zina etmeden nasıl duruyorsunuz? Şaka mısınız falan dedi yani. Ya ona bile inanamıyorlar. Adamın lezzet çizelgesinde böyle bir lezzet mevcut değil. Ben adama diyorum ki. Abi bu iş böyle bir şey değil bak. Bizim arkadaşlar gelmek için yarışıyorlar. Onlar hayret ediyor ya. Bunları nasıl burada tutuyorsunuz ya? Çünkü zamanda denemişler. Başka noktalardan. Allah yolu için değil. Başka noktalardan. Birlik olmayı denemişler ama kimse yanlarında tutamamışlar. Biz şimdi nasip olsa pazartesi günü okuma kampına gideceğiz. Bak bakalım her gün kaç kişi kapıyı çalıyor. Abi beni de alacaksın mı? Söz yemekler benden. Çok yüksek teklifler var. Abi tatlılar benden. Bak sabaha kadar teheccüd kılacağım orada. Yeter ki beni götür. Şimdi adam... Nasıl toplandığımıza inanmıyor. Bu adamı okuma kampını nasıl anlatacaksın? Peki gidince ne yapacağız orada? Ne yapacağız? 100 sayfa okuyacağım, günde cüz bitireceğim, gece teheccüd kılacağım, sabah kadar Kur'anlar, sohbetler ve kardeşler bunun için yarışıyor. Neden? Çünkü o üst kat yani meleki hayattaki lezzeti almış mı bu genç dimalar? Bu genç kalpler almış. İşte öbür adamın anlamama sebebi ne? Adamın lezzet çizelgesinde namaz lezzeti diye bir şey mevcut değil. Allah için insanların zahmetini çekmek. Bakın tam bir peygamber mesleğidir. Böyle bir şey yok. Abdurrahman İbni Af gibi elindekileri Allah için infak etmek. Böyle bir şey yok. Geçenlerde birisi hatırıma geldi. Dedim ki bu adam eskiden Allah yolunda çok infak ederdi. Malı mülkü hep vardı zaten. Son zamanlarda baktım infak etmekten geri duruyor. Acaba dedim sebebi nedir? Sonra anladım ki israftan dolayı. Dünyevi olarak malının artışıyla o kadar çok dünyada israf ediyor ki. israf Allah'ın nimetlerini tahfif etmek. Yani hafife almak olduğundan ve dünyaya daha derin duygularla sarılmak olduğundan artık yaptığı infağın ahiret karşılığı olduğu, onun için inanılmıyor, demek alt kata taşınıyor. Alt katta ne oluyor? Bugün yiyeyim, bugün içeyim, bugün varım, bugün biriktireyim. Ama üst katta olsa eskisi gibi nasıl yapacak? Gönül rahatlığıyla infak edecek. Ne için? O çekirdeği ben bu dünyada çitlemeyeyim, o çekirdeği ekeyim. Ahirette Abdurrahman İbni Afa belki Allah komşu eder, nice çekirdekler olur diyor. Şimdi çekirdek demişken o insanların bizi anlamamasındaki bir sebep de şu. Yine çekirdek metaforundan gidelim. Toprağın altında iki çekirdek olsa. Birisi ambalajı bozmamış. Yani çekirdek tahrik olup uyanmamış. Çekirdek olarak kalmış. Öteki suyu yemiş mi? Yemiş. Gayrete girmiş mi? Girmiş. Kabuğunu yırtmış mı? Yırtmış. Mücadeleye girmiş mi? Girmiş. Ne oluyor peki? Yırtılarak büyümeye çalışıyor mu? Çalışıyor. Şimdi bu çekirdekleri müşahhas olarak nitelendirelim. Şu ambalajı bozmayan, buna acıyor. Diyor ki sana üzülüyorum diyor ya. Her gün gözümün önünde yırtılıyorsun, bozuluyorsun, garip bir hal alıyorsun diyor. Allah Allah olaya bak şimdi. Kabuğunu yırtan öbürü de diyor ki ya sen asıl kendine acı diyor. Ben toprağın üstündeki hayatı gördüm. Güneşle buluştum. Bulutla arkadaş oldum. Dallarıma sürekli bülbüller şarkı söylemeye bana kondu. Yağmurlar her gün beni yıkadı. Sen toprağın altında karanlıkta mahsende kalmışken ben hayatın üst mertebelerine çıktım güneş ile buluştum diyor. Şimdi bakın bir gariplik var. Gariplik ne biliyor musunuz? Öbürü de ne? Övünüyor değil mi? Olur mu biz kendimizi bozmadık diyor. Niye? Kabuğu çatlatmamış ya. Şimdi bakın açılmayan, uyanmayan tohum uyanana acıyor mu? Acıyor. Uyanan tohum uyanmayan acıyor mu? O da onu acıyor. Şimdi burada dışarıdan bakan bir göz lazım. Size sorayım. Hangisi acınacak halde? Şu dünyada toprağın altında 10 gün yaşayıp ondan sonra gübre olacak şu tohum mu acınacak halde? Yoksa kabuğunu yırtmış, mücadeleye girişmiş ve belki yüzyıllarca değil mi meyve verecek. Zira Bursa'da 600 yıllık çınar gördük. Yüzyıllarca meyve verecek ve büyümeye devam edecek şu tohum mu acınacak halde? Hangisi acınacak halde? Allah Allah. Çekirdeği toprağa atmak, çekirdekten vazgeçmek demek değildir. Binlerce çekirdeğe, binlerce meyveye talip olmak demektir. Anladınız mı dışarıdaki insan sizin aldığınız lezzeti bazen neden anlayamıyor? Çünkü tohumu yırtılmamış. Ve diyor ki aman kendinize yazık edeceksiniz ne yapıyorsunuz diyor. Bugün pastaneye gittim poğaça almaya bir tane yaşlı bir teyze denk geldi. Mehmet evladım sen değil misin dedi. Öyle abla dedi. benim dedim. Çocuğu 11'e gidiyormuş. Yatıyoruz, kalkıyoruz, uyanıyoruz, uykuda, rüyada evde sizi izliyoruz diyor sürekli. Allah sizden razı olsun diyor ve çocuğu namaza niyaza başlamış 11. sınıfta. Yalnız diyor sizin oraya göndermeye korkuyorum diyor. Neden korkuyorsun abla dedim. O kadar size aşık gidiyor. Öyle anlatıyor yani. Böyle seviyor muhabbet ediyor değil. Size o kadar aşık gidiyor. O kapıdan soksam ben bir daha o çocuğu alamam diyor ama dünyasını da kurtarması lazım diyor. Dedim ki bak ablacığım dünyasını da kurtarması lazım. Burada gördüğüm en güzel şeytan kalıbını kullanıyorum. Dünyasını da. Ama o kalıbı kullananlar ahiret eksik bırakıyor. Şimdi ablacım bu çocuk belki senin oğlundur ama senin oğlunun olması öncesinde Allah'ın kuludur. O yüzden ahiretine engel olma dedik konuştuk falan ondan sonra dedi Aa, tamam dedi getireceğim çay içmeye çorba içmeye falan diye böyle güzel bir muhabbet ettik. Şimdi insanlar o tohum yırtılma evresinde bir korku duyuyorlar. Aman diyor bir şey mi olacak ona diyor. Halbuki toprağın üzerinde gerçek hayat var. Rahm-ı maderden dünyaya gelen bir bebek rahm-ı maderdeki ana rahmindeki ikiziyle konuşsa anne karnındaki korkar der ki nereye götürüyorsunuz kardeşimi? Ama dünyaya gelmiş olan da der ki ya asıl ben ona üzülüyorum. Anne karnında karanlıkta kaldı. Acaba ne zaman bu dünyayı bulur? Şimdi biz dünyadan bazen gideni üzülüyoruz değil mi? Nereye gitti bu sevdiklerimiz? Mesela benim annem bazen rahmetli ablam vardı benim. Çocukken vefat etti bebekken. Hala böyle aklına gelir üzülür. Allah'u alem iki yaşında falan vefat etti. Aman der Burçin kızım nerelerde diye. Acaba annem mi Burçin'e üzülmesi lazım? Burçin'in mi anneme üzülmesi lazım? Ey anne! Ben Allah'ın meleği oldum cennetteyim asıl siz hala imtihandasınız, siz üzülecek haldesiniz demesi gerekmez mi? Biz tohumun yarılma ve patlama hadisesini anlamıyoruz ya. Anlamıyoruz. O çekirdek binler meyve için yırtılıyor zaten. Binler meyve için. Bakın dünyadaki her şey meyveye hizmet eder değil mi? Tohum olur, filiz olur, sümbül olur, güneş gelir, yağmur gelir. Oradaki topraktaki mineraller gelir, mantarlar çıkar. Hepsi ona hizmet eder ama meyve kimseye hizmet etmez. Biz de kainatın meyvesiyiz ya. Bütün kainat bize hizmet ediyor ama bizim kainata hizmetimiz yok. Bizim hizmetimiz sadece Ya Rab bu meyveyi ahirette sonsuz et diye Rabbimizedir. Ama vazifelerimizi çok karıştırıyoruz değil mi? Ya. Şimdi var mı böyle underground mahallelerde büyüyen? Utku, Emmoğlu sen öyle mi büyüdün? Nerede büyüdün? Adana kire bir tane. Eyvallah, eyvallah. Ben diyorum rüzgar nereden geliyor? Esiyor, esiyor. Şimdi sen mahallede sürekli glikozlu tatlıyı yedin değil mi 10 yıl boyunca? Daha sonra aradan yıllar geçse bir gün seninle yolculuğa çıksak. Sana iki dilim Antep baklavası getirsem. Onu tatsan. Ondan sonra ne dersin? Ben daha o glikozlu tatlıyı satamam. Semte uğramam bile dersin. Bir insan hakikatle tanışınca o insanı sahtelerle artık kandıramayacağın gibi. Biz de şu imanın lezzetiyle bir buluştursak. Bir girse damarlarına. desek ki ya böyle bir lezzet varken dünyadaki glikozlu tatları ne yapayım diyecek. Ne yapayım diyecek. Bakmayacak. O harama bakmayacak. Diyecek ki bu benim gözümden girecek. Rabbimle bütün gerçek lezzetleri kaçıracak. Ben yine grikozlu tatlıya döneceğim. Belki Allah şefkat tokadı vuracak. O tatlıyı da bulamayacağım. Demek ki hakikisini bulan bir daha sahtesiyle meşgul olmaz. Bunun için ne lazım? Sürekli bu pratikleri yapmak lazım. Yani bu bir anda olacak bir olay da değil. Bunu da anlamamız lazım. Bazen geliyor da öyle abiler. Çocuğunu getirmiş, çocuğunun adı ne, sanı ne, memleketi ne, ne yer, ne hiçbir bilmiyoruz. Ya Mehmet Hoca bu haramda da şunu bir kurtar. Ya öyle, öyle bir sihirli değnek olsa ben nefsime kullanırım zaten. Böyle bir dünya yok. Demek ki bunun neyi lazım? Antrenmanı lazım. Şimdi bir kas sürekli çalışırsa Cio. Ah oh, bak kola bak kola. Soğuk 60 santim mi? Bizim Cio Türkiye Bilek Güreş şampiyonlarından İbrahim abi. Cio bir kas sürekli çalışırsa uyarılsa ne olur? Güçlenir, kuvvet bulur. Peki bir kulak. Sürekli çalışsa ne olur? Artık hiçbir etme kaçırmaz. Peki Fatih Ünal bir dil sürekli çalışsa ne olur? O adam gurme olur. Kimyonu tarçını birbirinden ayırır artık. Doğru mu? Peki bizim kalbimiz, ruhumuz sürekli marifetullahla antrenman yapsa, pratik yapsa artık öyle bir kuvvet, öyle bir güç, öyle bir meleke kazanır ki kenar mahalledeki glikozlu tatlıya bakmaz Utku. Bunun yolu yordamı bu. Sihirli değneği yok bu iş. Geleceksin. Bak Allah önüne böyle bir Kapı açmış ya ben hayret ediyorum. Bizim Almanya'dan düzenli buraya okuma kampına derse gelen arkadaş var. İsviçre'den var, İsveç'ten var değil mi o? Konyalı İsveç'ten. Ya nerelerden var? Başka şehirlerden düzenli gelenler var. Yan mahalle dibinde belki adam. Bu nimetin farkında değil. Belki şu hayalhanemin kıymetini en az anlayan ve desteği en az veren Mersinlerdir biliyor musun? Ben çok üzülüyorum baktıkça ya. Ya diyorum bu Mersin gibi bir memlekette Allah böyle bir şey nasip etmiş hepimize. Ama bu Mersinler kıymetini bilmiyor diyorum bunun ya. Bilmiyorlar. Çünkü sürekli buraya gelip pratik yapmaları ve o marifetullah kaslarını güçlendirmeleri lazım ki o buradan derinlere kadar girip kalpte isyan ve ayaklanma çıkarmasın. Biz bir insana desek ki yapma haram etme haram, şöyle yanarsın, böyle yanarsın, yan yanarsın, düz yanarsın desek o insan bir süre sonra ümidini keser mi? Keser. En büyük hastalık ha. Belki şirkten sonraki en büyük hastalık. Ondan sonra der ki ya zaten yanmışım bundan sonra ne kadar yanarsam yanayım der. Şimdi Allah Azze ve Celle bizi yakmak için yaratmadı. Allah'ın sonsuz, engin bir rahmeti var. Şimdi Üstad Hazretleri şöyle diyor. Bir şey nihayetsiz yani zati olsa zıttı ona arız olamaz diyor. Ne demek istediğini anlatacağım. Şimdi ayın ışığı kendinden midir? Değildir. Güneşten alıyor değil mi? Ayın ışığı kendinden değilse aydınlığın zıttı olan karanlık ayda olabilir mi? Olabilir. Problem yok. Peki güneşin ışığı kendinden midir? Kendindendir. Zati midir? Zatidir. Peki güneşte karanlık ve gölge olabilir mi? Olamaz. Üstad Hazretleri bunu diyor. Bir şeyin kaynağı zati kendindense onun da zıttı Olamaz diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle de muhabbetin kaynağı zatı midir? Zatidir. Biz bugün birbirimizi sevebiliyorsak bile Allah Azze ve Celle o muhabbeti yarattığından ve onda zati olduğundan sevebiliyoruz. Peki muhabbet onda zati ise hiç Allah Azze ve Celle kuluna zulmeder denebilir mi? Denemez. Yani Allah Azze ve Celle biz haramlarda helak olalım, berbat olalım diye bizi yaratmadı. Bize sonsuz bir muhabbeti var. Nereden belli? Kainat atoma dedince buna şahittir. Ben sana bir çiçek bir gül getirsem ki hiç icap etmiyor yani ben bu yaşta adama 38 yaşta adama gül getirmek icap etmiyor ama hadi konu olsun. Ben sana bir gül getirsem ne demek oluyor bu? Seni seviyorum. <laughs> Seni seviyorum demek oluyor. Peki kainatı bunca gülle bezemiş Allah azze ve celle ne diyor bize? Sonsuz muhabbetim var size diyor. Şimdi kainatı sonsuz muhabbetle yaratmış bir Allah'ı sen karşıdakini anlamadan onu bırak onu bırak onu bırak diye alternatif lezzetsiz bırakırsan çok önemli ha. Alternatif lezzetsiz bırakırsan zulmetmiş gibi olacak haşa. Yani o adama haramı kes diyorsun ama imanın lezzetini duyurmuyorsun. Olur mu öyle? Olmaz imkanı yok. Allah'ın sonsuz rahmetinden adam şüphe duyar. Şimdi Akif ben sana gelip desem ki annen çok rahmetli birisi. Biz bile bunu defalarca midemizde gördük. Gönül severse el verirmiş. Annen de bize sürekli mantı yediriyor. Allah razı olsun. Şimdi ben bir gün gelip sana desem ki sırnaşıp şöyle Akif annen sana suikast düzenliyor sakın eve gitme desem. Sen annenin hakkında mı kötü düşünürsün benim hakkında mı? Benim hakkında Çünkü anne sonsuz merhametli. Böyle bir şey olamaz. O yüzden biz Allah Azze ve Celle'yi kötü tanıtırsak bir süre sonra Allah'ın muhabbeti zatidir. Onun hakkında kimse kötü düşünemez. Ama biz bu işi elimize yüzümüze bulaştırmış yanlış haberci olabiliriz. Ona dikkat etmemiz lazım. Ya. Devam edelim mi okumaya? Hem 40 sene evvel İstanbul'da Kağıthane Şenliği'nin yevmi mahsusunda Şimdi ayrı bir örneğe geçti üstad hazretleri. Nerede bu sefer? İstanbul'da. Ne var? Kağıthane'de şenlikler var. Evet. Köprüden ta Kağıthane'ye kadar Haliç'in iki tarafında binler açık saçık Rum ve Ermeni ve İstanbullu karı ve kızlar dizildikleri sırada. Anladınız mı Haliç'te nasıl bir şenlik olduğunu? Üstad Hazretleri diyor ki o dönemlerde Rum ve Ermeni kızlarını festival ve eğlence diye ortaya atıyorlar. Ne kadar üzücü değil mi? O kadar değerli, kıymetli olan bayanları bile bu şekilde kullanmaları ayrı bir fecaat zaten. Evet. Ben ve merhum mebus Molla Seyyid Taha Bakın. Yine bir allame var. Evet. Ve mebus Hacı İlyas ile beraber bir kayığa bindik. O kadınların yanlarından geçiyorduk. Haliş Köprüsü'nden kayıktalar üçü kadınların yanlarından geçiyorlar. Evet. Benim hiç haberim yoktu. Halbuki Molla Taha ve Hacı İlyas beni tecrübeye karar verdikleri ve nöbetle beni tarassut ettiklerini... Tarassut, gözlem ediyorlar. Evet. Bir saat seyahat sonunda itiraf edip dediler. Anladınız mı olayı? Meğer Üstad Hazretleri'ni tecrübe için kayığa bindirmişler. Acaba nazar edecek mi sağa sola? Evet. Senin bu haline hayret ettik. Hiç bakmadın. Birinci bakmama sebebi neydi Onur? 20. İlmin izzetini muhafaza. Bak ikinci sebebe bak. Ya muazzam ya. Evet. Dedim. Lüzumsuz, geçici, Günahlı zevklerin akıbeti elemler, teessüfler olmasından istemiyorum. İnanın o akıbet ahirete kalmıyor. Hayvani şehvet diye bir tabir var. Belki duymuşsunuzdur. İnsan artık affedersiniz baş bir hale geliyor. Nasıl harama nazar ede 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 ede. Yani o insan normal belki eşiyle vesaire buluşsa dahi tatmin olmaz bir hale geliyor. Neden? Hayvani şehvetten dolayı. Bir insan 40-50 yaşında belki gücü kuvveti yerinde değilken bile o hayvani şehvetin ona bırakacağı azapları bir bilse bak hep peşindesin ama kovalıyorsun elde edemiyorsun. İnanın gençlik çağında o gözlerini batlarda o haramlara nazar etmez. İnanın bana. Yani Üstad Hazretleri'nin burada onun bana bırakacağı elemler dediği tabir ahireti koymuyor bile. Dünyada bile insanın nazar dairesi o kadar damarlarına kadar sirayet ediyor ki dünyada bile o insanı azap içinde bırakıyor. Çok ahbabımız var bu şekilde buraya gelen. Hiçbirisi evliliğinden lezzet almıyor. Hatta yani kusura bakmayın inşallah zihninizi dağıtmıyorum. Hanımları aldatıyorlar ve aldatmadan da lezzet almıyorlar. Ona devam ediyorlar ondan da lezzet almıyorlar. Onu artık madde kullanarak yapıyorlar ondan da lezzet almıyorlar. Aklınıza ne geliyorsa onu da yapıyorlar. Ondan da lezzet alamıyorlar. Şimdi içeride hani köpek demiştik değil mi nefse? Şu an ne oldu o köpek? Ejderha oldu. Seni istediği yere sürüklüyor mu? Sürüklüyor. Bakın şurada bir köpek olsa hüt dedim mi yine istediğimi yaptıramasam da kendimden bir şekilde uzak tutabilirim değil mi? Ama ejderha olunca bir buramdan ısırır beni bu dayağı atar. Bir boynumdan ısırır beni öbür tarafa atar. Sürekli zehirler durur beni. Yani insan ileriki yaşlarda o baktığı haramlardan ha, o Instagram ya. Instagram'da baktığından. Çok ilginç değil mi? Orada baktığından dolayı. ileride ruhunun nasıl bir azap duyacağını bir bilse o elemi bir anlasa. İnanın bana gözlerini bantlar gene de o genç yaşta o haramların hiçbirisine nazar etmez. Bakın hadise bakın lütfen hadise bakın. Şeytan insana gözden girer. Hadise bakar mısınız ya? Şeytan insana nereden giriyor? Gözden giriyor. Biz çok ufak görüyoruz bunu ya. Ya bir baktım ne olacak? Allah Allah. Ama hadi söyle demiyor. Bakın gözden nereye giriyor biliyor musunuz? Damarlara giriyor damarlara. Daha sonra damarlara girince az önce dediğimi tekrar etmek istiyorum. Aklın ve kalbin diyor ki yapma bu haram diyor mu? Ama o isyanı bastırabiliyor mu? Bastıramıyor. Bu iş buradan çözülmek zorunda ve bu işi buradan çözmenin bir yolu ilmin izzetinin o yüksek makamını alacak, çöplükteki lezzetleri karıştırmayacak. Bir diğer yolu ileriki yaşlarda sana nasıl bir azap ve eziyet çektiğini iyi anlamak zorundayız. Ya bakın o gözden giren o kadar tehlikeli ki silahta tetiğe bir kez dokunursan o mermiyi durdurmanın yolu var mı? Hiçbir imkanı yok. İşte bakışa giren haram nazar o mermi gibi. Bir kez çıktı mı yivden? Çıktı mı? o artık durdurulması mümkün olmayan bir hale geliyor. Hele hele çıkan mermi sende yanlış bir yere girse benim müebbetime de vesile olur mu? Olur. Yani her bakışı da aynı seviyede düşünmemek lazım. Bazen o kadar şiddetli ve yanlış bakarsın ki bu sefer müebbet yiyebilirsin. Bir soru daha sorup bitirelim. Böyle güzel anlattık iyi çok çok iyi yani. Teorisi nasıl? Muazzam yani. Peki insan harama bu kadar rahat nasıl bakıyor? Bu da ilginç değil mi? Bakın yine ilmin izzetine bağlanacak. Bir ön hazırlık vereyim. Şimdi benim cebimde metalik olmasa dışarıda da hırsızlar kol geçse. Ben korkar mıyım hırsızdan? Korkmam niye? Benden çalacağı bir şey yok ki. Şimdi bir insanda maneviyat dolu olmayınca kaybedecek bir şey olmadığından korkmadan rahatça haramada bakabiliyor. Ama ben doldursam maneviyatı, doldursam maneviyatı bu sefer derim ki yahu bir haram nazarla bunları kaybetmek var. Doğru mu? Doğru. Problem yaşarız. Şimdi siz zamanında var mı böyle simit satan, ufak şeyler satan? Ne sattın Ömer? Simit. Şimdi sen zamanında simit sattın değil mi? Bir insan simit tezgahının kaybedilmesinden mi daha çok korkar? Holdingin iflasından mı? Holdingin iflasından. Adam uykuları kaçar. Biz demek ki ilmi doldursak, ilmin izzetini holding seviyesine çıkarsak artık bir simit tezgahı gibi olmaz. Biz onu kaybetmekten korkarız ve harama rahat bir şekilde Bakamayız. Olay yine buralardan çözülüyor. Birlik olmamız lazım. Hep bu dersleri meleke antrenman halinde yapmamız lazım. O yüzden inşallah bu gibi hayal alem gibi medreselere çok ihtiyaç var. Şu İstanbul'u Allah bir an önce nasip etsin. Orada da var bu hastalıklar. Bizde de var, başka yerde de var. Ama bu işin çözümü bu. Okumak etmek değil, orada kalıyor yani. Ben okuyarak yüzme mi öğrenebildim ki bu işleri öğrenebileyim? Sen okuyarak ehliyet mi alabildin ki direksiyona geçmeden bu işleri öğrenebilesin? Bu işte pratik lazım amelini mucibince tatbik etmek lazım. Bunu uygulayacak bir saha görevi lazım. O yüzden hizmet etmek lazım. Çok elzem, çok elzem. Bir yerinden, bir çay bardağından, bir duvarının tuğlasından tutmak lazım. İşte İstanbul'da giderdiğimiz bu. Birileri tutsun, o hizmetle, o ilimle bir mertebeye yükselsin, o izzet, o kişiyi haramlardan muhafaza etsin. Ya. Bazen Allah Azze ve Celle bizi haramlara karşı sevgimizle sınıyor diyor ki o çok sevdiğini en sevdiğine yani bana feda edecek mi diyor. Biz Allah'ın hatrına bu sevgiyi feda edebilecek miyiz değil mi? Ne gibi Hazreti İbrahim'in evladını feda ettiği gibi Ya Rab ben senin rızan için bu haram sevdayı da feda edebilirim demenin yolu imanın bu lezzetini duymaktan geçiyor ve bileceksin ki Allah sana daha derin, daha tatminkar, daha iyi lezzetleri her zaman verecek. Lezzet dediğini veren kim? Onu da yaratan o değil mi? Ya. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela.